Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 178. ayet-i kerime. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Kütübe aleykumul kisasu fil katla. El hurru bil hur vel abdu bil abd. Vel unsa bil unsa. فَمَنْ اُفْيَ لَهُ مِنْ اَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür. Fil katli el hurru bil hur. Köleye karşı köle. Vel abdu bil abd. Kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse kardeşi, yani öldürülenin varisi veya herhangi bir verisi tarafından af edilirse öldüren kişi, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle ona bedel ve karşılık olaraktan diyet ödemek gerekir. Bu Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana, haddi aşana elem dolu bir azap vardır. Kim de haddi aşarsa onun için elem verici bir azap vardır. Ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumul kisas. Burada kütübe ifadesi aslında furidedir. Bu aynı zamanda ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus sıyam ilerideki ayette geleceği üzere. Yani buradaki size kısas farz kılındı veya size oruç farz kılındı. Buradaki kütübe ifadesi yazıldı manası, yani emredildi, furidi, farz kılındı manasına gelmektedir. Ney farz kılındı? Aleykum kısas fil katla. Öldürme konusunda, ki buradaki öldürmeden kasıt elbette ki öldürme iki amaçlı. Bir kasıtlı olaraktan bir hataen öldürme. Burada kasıtlı olarak öldürmeden dolayı size kısas, yani kısasa kısas diye de ifade edilen bir bedel olarak, yapılanın bir bedeli olaraktan size kısas farz kılındı. Hürre karşı hür, köleye karşı köle, müennese yani dişiye karşı, bayana karşı bayan. Kim de bir varisi olaraktan güzel bir şeye uyar da o kişiyi affetme yoluna giderse, ki bu varislerine ait bir hususiyettir ve bunu güzel bir şekilde de eda edip yerine getirir, İki taraflı bir anlaşma neticesinde buna bir diyet ödenirse, bu da elbette Cenab-ı Hak tarafından bir rahmet, bir hafifletici bir hal, bir durum olmuş olur. Tabii ki bunun dışında keyfi olaraktan adeta kendi hesap sorarcasına, kendi gider öldürürcesine haddi aşıp da tecavüz ederse, elbette ki Allah'ın azabı elbette ki elem vericidir. Yani Allah'a aittir ona elem verici bir azap vermiş olmak. Evet, bu konu bazen gereksiz yere serrişte edilir. Yani şefkate mugayir olaraktan, aykırı görülerekten kısas konusu, insanlara yazık değil mi? Ay, insanlar öldürülecek diye elbette ki bazen rahmete mugayir gibi görülür, aykırı gibi görülür. Peki mesele bilinse acaba gerçekten öyle midir? Olayı, sebebi nüzulünü arz ettikten sonra işin bir de hakikaten şefkat ve merhamet ile alakalı olan noktalarını size arz etmeye çalışacağım. Bu ayetin nüzulü ile ilgili, inişi ile ilgili olaraktan tefsirlerde şu beyanda bulunulur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak gönderilmesinden önce mevcut olan hükümleri bir tarafa iterek Allah yeni bir hüküm, kıyamete kadar devam edecek bir hükmü böylece tesis etmektedir. Sebebi mi? Çünkü Yahudiler sadece öldürmeyi, Hristiyanlar da sadece diyet alıp affetmeyi bu kısas hususunda gerekli görüyor. Biri ifrat ediyor, biri de tefrit ediyordu. Araplar ise bazen kısasen öldürmeyi, bazen de diyeti gerekli görüyorlardı. Onlar da işin içinde aslında haddi aşan bir güruh olaraktan keyfi olarak bazen ifrat hareket ediyor, bazen de tefrit hareket ediyorlardı. Şimdi her iki hüküm hususunda da
ister istemez bir haddi aşma durumu söz konusu olmaktadır. Öldürme hususunda haddi aşan bu insanların birinin kabilesi diğerinden daha şerefli olan iki kişi arasında öldürme meydana geldiğinde, bu sefer şerefli olanlar diyorlar ki ileri gelenler, bizden köle olana karşı onlardan hür olan birisini, kadınımıza karşı onların erkeğini, erkeğimize karşı da onların iki erkeğini öldürürüz diyorlardı. Ve kendilerinden yaralananlara karşılık, karşı tarafa fazlasıyla yara açarak kısas yapıyorlardı. Onlar çoğu kez bu kadarla kalmıyor, haddi aşarak, ki onun için Kur'an ayetinde فَمَنْ يَعْتَدَى son ayette kim de haddi aşarsa, tecavüz ederse, sınırları çiğnerse diye onların daha da aşırı duruma gitmeleri söz konusu idi. İşte rivayet edildiğine göre birisi eşraftan sayılan birisini öldürdüğü zaman katilin akrabaları maktulün babasının yanında toplanıyor ve ne istersin diyorlardı. O da üç şeyden birini diyordu. Onlar da üç şey nedir diye soruyorlardı. Bu sefer o, ya çocuğumu diriltirsiniz veya göğün yıldızlarıyla evimi doldurursunuz veyahut da bana öldürmem için bütün kavminizi verirsiniz. Yani bu kinin bir neticesi. Sonra ben bir diyet kabul edeceğimi sanmıyorum derdi. Diyet hususundaki haddi aşmalarına gelince, onlar çoğu kez şerefli olanın diyetini şerefli sayılmayan kimsenin diyetinin birkaç katı sayıyorlardı. Allah da Efendimiz'i peygamber olarak gönderince adalete riayeti böylece vacip kılmış, ifrat ve tefritten ve ikisini beraber götürmeden uzaklaştırarak kısas hususunda kullar arasında böylece dengeyi sağlamış ve bu ayet-i kerimeyi de Rabbimiz inzal etmiş olmaktadır. Yine bunun nüzulü ile ilgili tefsirlerde birçok nokta nazara verilmektedir. Mesela Süddi'den rivayet edildiği üzere, Resulullah'ın döneminde iki grup insan erkekli kadınlı olarak birbirleriyle savaştılar. Resulullah bunların kadınlarının diyetlerini birbirleriyle, erkeklerin diyetlerini birbirleriyle, kölelerin diyetlerini birbirleri takas yapmak suretiyle barışmalarını emretti. İşte ayet-i kerimede Efendimizin teklif etmiş olduğu bu barışa işaret sadedinde bu ayeti indirmiş olmaktadır. Yine diğer bir nüzul sebebi olarak Hazreti Hamza'nın şehit edilmesi hadisesi üzerine nazil olduğu ifade edilir. Yine Muhammed bin Cerir et-Taberi, o da İbni Ebi Talib ve Hasan el-Basri'den rivayet etmişlerdir ki bu ayetten maksat iki hür, iki köle, iki erkek ve iki dişi arasında kısas yapılabileceğini ve sadece bunun kafi geleceğini beyan etmektedir. Köleyi öldüren hür veya hürü öldüren köle olduğu zaman kısas ile beraber teracu denilen, yani diyet için karşılıklı olarak müracaat gerekir. Hür olan köleyi öldürdüğü zaman bu hür kimseye köleye mukabil kısas tatbik edilir. Eğer kölenin efendisi hürü öldürmelerini isterse hürün diyetinden kölenin bedelinin düşürülmesi ve diyetin geriye kalan kısmının hürrün velilerine verilmesi şartıyla böylece hür kimseyi öldürürlerdi. Eğer köle hürrü öldürürse, köle de hürre mukabil kısas edilirdi. Bu durumda hürrün velileri isterlerse köleyi öldürür ve hürrün diyetinden kölenin diyetini düşürür ve onlar da diyetin geriye kalan kısmını hürrün velilerine öderler. İsterlerse diyetin tamamını alır, köleye ise kısas uygulamazlar. Eğer bu hep o zamanda uygulananlar olduğu için o nasıl tarihi akışı içerisinde uygulanıyor, en azından bu konuda bir ön giriş olmuş oluyor bu nüzul sebebi. Eğer erkek kadını öldürürse, erkek de kadın mukabilinde kısas edilir. Bu durumda eğer kadının velileri isterlerse o erkeği öldürür ve diyetin yarısını öderler. Eğer kadın erkeği öldürürse bu durumda kadın da erkeğe mukabil kısas edilir. Böylece erkeğin velileri isterlerse o kadını öldürür, diyetin yarısını alırlar. Yine isterlerse diyetin tamamı onlara verilir ve kadın da kısas edilmez idi. İşte raviler bu konuyla ile ilgili olarak devamlı şunu ifade ediyorlar. İşte bundan dolayı Allah-u Teala iki hür, iki köle, iki dişi ve iki erkek arasında kısas ile yetinmenin meşru olduğunu, cinsler farklı olduğu zaman kısas ile yetinmenin meşru olmadığını beyan etmek için böylece bu ayet-i kerimeyi inzal etmiş olmaktadır. Aslında
farklı farklı rivayetler ortak noktalarda birleşiyor. Yani ortada bir insanın veya farklı cinsten olan insanların öldürülmesi karşılığında bunun tatbikindeki farklılıklar gündeme gelmiş oluyor. Yine diğer bir rivayette Hazreti Ali, Rebi bin Enes, Hasan-ı Basri ve Şabi'den nakledilen bir diğer bir görüşe göre bu ayet-i kerime Allah Teala'nın kasıtlı cinayetlerde hürün, kölenin, kadının ve erkeğin diyetlerinin karşılaştırılıp takas edilmelerini emrettiğini, bu itibarlı diyeti daha fazla olan kişi, mesela hür bir kişi, diyeti daha az olan bir kişiyi, mesela bir köleyi öldürecek olur da kölenin velisi tarafından hür olan katilin kısas olarak öldürülmesi istenecek olursa kölenin velisi kısası uygulatır. Bununla birlikte hür kişinin diyetinin kölenin diyetinden fazla olan kısmını kısas olarak öldürülen hür kişinin velisine öder. Bu hususta Rebi bin Enes, Hazreti Ali'nin şöyle dediğini nakleder. Herhangi bir hür kişi bir köleyi öldürecek olursa, o kişi köle karşılığında kısasa tabi tutulur. Kölenin velileri dilerlerse, hüre kısas tatbik ettirirler. Ve hürün diyetinden kölenin diyetini düşürerek, geriye kalan farkı hürün velisine öderler. Şayet bir köle hürü öldürecek olursa, köle hürün karşılığında kısasa tabi tutarlar. Hürün velileri dilerlerse köleye kısas uygulatırlar. Ve onun diyet miktarını hürün diyetinden düştükten sonra geriye kalan farkı kölenin velilerinden alırlar. Dilerlerse köleye kısas uygulatırlar. Ve onun diyet miktarını hürün diyetinden düştükten sonra geriye kalan farkı kölenin velilerinden alırlar. Dilerlerse köleye kısas tatbik ettirmekten vazgeçip bir hürün diyetinin tamamını alırlar. Herhangi bir hür erkek de hür bir kadını öldürecek olursa o erkek öldürdüğü kadına karşılık kısasa tabidir. Eğer öldürülen kadının velileri dilerlerse erkeğe kısas uygulatırlar. Bu durumda hür bir kişinin diyetinin yarısını erkeğin velilerine öderler. Yine herhangi bir hür kadın hür bir erkeği öldürecek olursa o kadın o erkek karşılığında kısasa tabidir. Diye bununla ilgili Hazreti Ali'nin o ifadesi devam ediyor ve Şabi şunu söylüyor. Hazreti Ali'ye kasıtlı olarak karısını öldüren bir adam getirildi. Hazreti Ali kadının velilerine dedi ki, dilerseniz bunu öldürün ve erkeğin kadından fazla olan diyetini ödeyin diye bunu rivayet ettiğini ifade eder. Şimdi rivayet ile ilgili farklı farklı nüzul sebepleri ki dediğimiz gibi ana noktada birleşilmektedir. Farklı rivayetler o cahiliye döneminde Arapların kendi aralarında uygulamış olduğu o farklı durumlar aslında biraz da keyfe ma yaşa hareket. Dediğimiz gibi bazen ifrat duruma girip bazen tefrit duruma, geri duruma girerekten işlerine nasıl geliyor ise o şekilde uygularlar idi. Şimdi bununla ilgili olaraktan Rabbimiz bu noktada ki İslam hukukunda esas olan odur. İnsanlar hiçbir noktada eşit olmasalar bile hukukta insanlar eşittirler. Padişah ile hizmetçi, efendi ile köle arasında, fakir ile zengin arasında, amir ile memur arasında hukukta hiçbir farklılık söz konusu değildir. Hukukta herkes eşittir. Ama onun dışında insanları eşit görmek mümkün değil. Güçlü olan, zayıf olan elbette nasıl birbirine eşit olsun? Amir ile memur nasıl birbirine eşit olsun? Okumuş ile okumamış nasıl ki birbirine okumamışlık ve okumuşluk noktasında denk değilse aynı şekilde insanlar hayatta o noktada birbirlerine eşit ve denk değiller. Ancak ve ancak insanlar tek noktada hukukta eşittirler. Hak karşısında, hukuk karşısında bütün insanlar eşittirler. Bu mana doğrultusunda Rabbimiz buyurur ki, biz Tevrat'ta onlara şu hükümleri farz kılmıştık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ile kısas yapılır. Yaralarda da kısas vardır. Fakat kim hakkından vazgeçerse bu onun günahlarının affına bir sebeptir. Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ diye Cenab-ı Hak bunu yapmayan insanların ne durumda olduğunu ifade etmiş oluyor. Dediğimiz gibi özellikle bu sure hassas bir hayatı kapsayan, kıyamete kadarki hukuku önemli bir şekilde etkileyen bir nokta olduğu içindir ki yaşanmış hayattan örnekler verilerekten bununla ilgili rivayetlerde birçok
onun üzerinde rivayetler, tefsirlerde zikredilmiş olmaktadır. Biz burada sizin için bazı noktaları seçeceğiz. Mesela burada Hasan-ı Basri'den rivayet edilir. Cahiliye döneminde bir adam başka birini öldürecek olursa kaçıp kendi kavmine sığınırdı. Kavmi de öldürülen tarafa giderek diyet ödemek suretiyle barışırlardı. Bunun üzerine kaçan katil kendisini güven içinde hissederek evine dönerdi. Fakat öldürülen kişinin velileri barıştıkları halde katili öldürüp diyeti geri verirlerdi. Bu ayetin bundan dolayı indiği de ifade edilmiş olmaktadır. Fakat dediğimiz gibi yani bir İslam hukuku bu manada keyfiliği ortadan kaldırarak bir statü getiriyor, bir kural getiriyor, bir denge getiriyor, bir vasat getiriyor, bir ölçü getiriyor. Bir hakikati getirerekten bütün asırlara ışık tutacak, asırları idare edebilecek bir kapasitede olaraktan kişilerin hukuk konusunda, hak konusunda daha ziyade önemli olaraktan şimdiki hukuklar gibi değil, caydırıcı olması noktasında. Hapishanelerdekilerine bakınız. Mübalağa etmiyorum. Çünkü kendim de ders vermek üzere 1,5 yıl gittim. İçeriye giren insanların bakınız önemli bir kısmı ikinci girmiştir. Üçüncü, yedinciyi de söylemiyorum. Ki yedinci defa hırsızlıktan gireni de içeride gördüm. Yani ondan dolayıdır ki verilecek olan cezaların caydırıcı olması lazım. Laşka olan bir hukuktan ne beklersiniz? İnsanların kendi hakkını kendisinin aldığı bir hukuktan ne hayır beklersiniz? Yani bir insan şunu düşünüyorsa ki insanların nabzını tutunuz. Hukuk konusunda ne düşünüyorsunuz deyin. Ben talebelere de sordum, halka da sordum. Bu konuda anket de yaptım. Hakikaten bu konuda yeni yeni biraz biraz çirkin halleri ki Türkiye'nin en önemli problemlerinden birisi hukuk problemidir. Yeni yeni biraz raya girer gibi girmiş demiyorum. Demek de mümkün değil. Ve bunun nabzını tutun millete sorun aynı cevabı alacaksınız. Çünkü cezaların caydırıcı olması lazım. Her insanın arkasına polis koyamazsınız. O polise de bir polis lazım. Ama insanlara öyle bir polis koyacaksınız ki böylece o insanlar o işi yapmaktan kendilerini alıkoysunlar. Bir caydırıcılığı olsun. Kalplerine bir iman, bir muhafaza ve sırtlarında, omuzlarındaki meleğin sürekli kendilerini kontrol edilme inancı. Şimdi inançtan ve hayatı yaşamaktan, inancının gereğini yaşamaktan farklı olan bir, kopuk olan bir toplumda siz hukuku nasıl uygulayacaksınız? Bu manada o da ayrı bir dert, o da ayrı bir sıkıntı. Onun üzerinde daha önceleri de aslında konuştuyduk. Daha çok konuşulabilecek konu ama İslamiyet bu manada caydırıcı bir rol almış olduğundan dolayı bu noktada önem arz etmiş olmaktadır. Ayrıca İslam hukukunda ölüm cezası ile ilgili İslam ansiklopedisinin 34. cildinin 41 ile 43 arasında orada da bu konuyla ilgili ayrı açıklamada bulabilirsiniz. Benim 3W'dan sonra tespitler.com, mehmetözçelik.com, adimder.com sitemde de İslam hukuku başlığı altında araştırma, geniş detaylı bir şekilde araştırmamda da bu konuyu detaylı bir şekilde ele almıştım. Burada başta ifade ettiğimiz gibi İslam hukuku kısasta esas olan cürümde eşit cezadır. Yani suçta cürümde eşit cezayı İslamiyet ele alır. Yani burada eşit bir ceza yoksa bir adamın hayatı gidiyor öbür adam basit bir şeyden dolayı dışarıya çıkıyor. Yani hakkıyla cezasını almıyor. Şimdi bu manada böyle bir hukuk ne kadar bir caydırıcı, ne kadar yeterli, ne kadar özünde hakiki bir hukuk olur. Varın elbette ki siz onu takdir edin. Olması mümkün değil. Elbette mümkün değil. Burada tefsirlerde aslında biraz da farklı farklı yorumların gelmesi, ondan sonra bazı ihtilafi meselelerin, vaki olan çözümlerin değişik şekillerde beyanı ile ilgili olaraktan Şah Veliyullah Dehlevi bu konuyu geniş bir şekilde ele alıyor. Ben hepsini ifade etmeyeceğim. Birkaç cümleyle komprime olaraktan arz edeceğim. Mesela der ki bilinsin ki müfessirler değişik fırkalardır. Onlardan bir cemaat merfu yahut mevkuf hadis olarak yahut bir tabi'i kavli olarak yahut bir İsrail haberi olarak ayetlere uygun gelecek bir takım haberler nakletmeyi kastedip yöneldiler. Bu muhaddislerin gidişi ve mesleğidir. Yani hadislerdeki farklılıktan kaynaklanır farklı görüşler. Ondan sonra müfessirlerin ilahi sıfatları, isimleri ihtiva eden tevile kaçtıklarında bir derece tenzih etmek için Cenab-ı Hakk'ı bazı noktalarda farklı duruma giderler.
Fıkıhtaki farklı anlayıştan dolayı farklı, nahiv ve gramer dediğimiz sarf-ı nahivdeki farklılıktan dolayı farklı beyanlarda gider. Yani İslam alimlerin bu konudaki farklı nakillerini kendilerine delil ve mesnet olaraktan sunarlar. Hakikat ilmiyle uğraşan, tarikat ilmiyle uğraşan, tasavvufi noktalarda konuları ele alan insanlar, Bursevi Hazretlerinin tefsirinde olduğu gibi tasavvufi bir yorum getirerek mesela Firavun'dan kasıt der, nefistir. Musa'dan kasıt der, kalptir. Yani buna farklı bir yorum getirdiği içindir ki böylece farklı farklı yorumlarda bu noktada elbette ki devreye girer. İşte bu farklı yorumların devreye girmesinden dolayı müfessirlerin de tevil olaraktan, yorum olaraktan farklı görüşleri şimdiki ifade ettiğimiz gibi onun üzerinde böylece nuzul sebebiyle ilgili nakiller söz konusu olur. Bakınız Veliyullah Hazretleri der ki Maide 6 ayeti ile ilgili olarak İbn Abbas'ın ben Allah'ın kitabında ayamesten başkasını bulmuyorum. Lakin onlar yıkanmaktan başkasını kabul etmediler sözünü bu mahmile hamleder. Kendisi ise der ki bu fakirin o sözden anlamakta olduğu mana onun meshin vücubuna gidici olmadığı ve bu sözde ayetin meshin rükünlüğüne hamline bir kesinlik bulunmadığı der. İbn Abbas yanında da kararlaşan ayakları yıkamaktır diyerekten bu farklı görüşü burada dile getirir. Yine ehli kitabı tasdik de etmeyin, tekzip de etmeyin. Şimdi böyle bir ayet. Şimdi böyle olunca otomatikmen bazı İsrailiyattan gelen düşünceler bu konuda mesnet olaraktan ki Efendimizin hadislerinde de İsrailoğulları zamanında olan olaylar hadislerde de zikredilir. Yine Rabbimizin Saf suresi 34. ayette andolsun biz Süleyman'ı imtihan da ettik. Tahtının üstüne bir ceset bırakıverdik. Nice günlerden sonra o yine eski haline döndü. Şimdi bu söz için peygamberin sünnetinde bir bunu hamletme yeri bulunur. O da inşallah sözünü terk etme kabahati ve buna karşı sorumluluğa çekilmesi kıssasını anlatır. Bununla ilgili yine zaruri olan zaruret miktarınca takdir olunur. Yine Bakara 30'da sizin bilmeyeceğinizi herhalde ben bilirim. Yine Bakara 33'te size demedim mi ki göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ben bilirim. Neyi açıklarsanız, neyi de gizlemişseniz ben biliyorum. İşte bu farklı farklı ayetlerin izah yorumu bu tevillerde de farklılıkları ortaya getirmektedir. Bununla ilgili Şah Veliyullah Dehlevi geniş detaylı bir şekilde bu tefsir ile ilgili konuları tafsilatıyla kendi eserinde de ele almış olmaktadır. Bununla ilgili mesela sana yeni ay, doğan ayları sorarlar. Sana haram olan ayı, ondaki muharebeyi sorarlar. Onlar insanların faidesi, yararı için bir de hac vakit ölçüleridir. Şimdi bugün de hilal konusunda mesela farklı farklı görüşlerin ortaya çıkması her ne kadar ki şu anda uygulanan sahih olsa da çıkması işte yorum farklılığından ortaya çıkar. Ama önemli olan fitneyi uyandırmamak durumudur. Gelelim burada kısastaki acaba rahmete bir aykırılık var mı? Yani haşa Cenab-ı Hakk'ın rahmetine aykırı bir durum var mı? Bununla ilgili yaşanmış bir olayı buna benzer olduğu için düşündürücü olduğundan siz de hakikaten ibretli göreceğini düşündüğümüz bir noktayı size arz edeyim. Adıyaman'ın eşrafından değerli bir büyüğümüz, Allah rahmet etsin, merhum Mahmut Allahverdi abi. Birkaç kere kendisinden dinlemiştim. Kendisinin bürokrat kesimden tanıdıkları çoktu. Onlarla bazen görüşür, sohbet ederdi. Yine bir gün öylelerinden birisi savcıyla sohbet ediyor. Savcıyla sohbet ederken savcı diyor ki, yani bir hukuk adamı ya, savcı diyor ki, ya diyor Mahmut diyor, bu İslam'ın diyor el kesme olayı hiç kafama yatmıyor ya. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَوُ اَيْدِيهُمَا Hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerini kesiniz ayet. Bu benim hiç kafama yatmıyor ya. Şefkat ve merhameti çok aykırı Mahmut. Bu nedir? Mahmut abi epey kendisine anlatıyor. Yani bugün de aynı şekilde düşünen olabilir. Ama bir hapishaneyi bir ziyarete gitsinler. Demin dedim ya ben ders vermeye gidiyordum. Bir kişi 7 defa. 6 kere girmiş çıkmış 7.sinde gelmişti. 7.sinde gelirken yanında 3 kişi daha getirmişti. O 3 kişiden biri demişti ki hocam biz bunun yüzünden içeriye düştük demişti. Çok garibime gitti. O onların içeriye düşmesine sebep olan kişi ne dedi biliyor musunuz? Gelmeseydiniz dedi. Ben mi size gelin dedim. Sahiplenmedi. Uzun olay. Bu arada da konuştuk, sohbet ettik. O zaman içerisinde dediler ki hoca tövbe. Gerçekten bir daha yapmayacağız.
Tövbe ettiler. Arası bir hafta sürdü. Bir hafta sonra bir daha gittim. İçeriye girdim, gardiyan demesin mi? Hocam, bunlar gene niyeti bozmuşlar. Herhalde çıkınca gene hırsızlık yapacaklar. Gerekli bilgiyi aldım, içeriye girdim. Genel konuştuktan sonra dedim, siz niyeti bozmuşsunuz, öyle bir şey var mı? Ortadaki insanlar bazı şeyi çok açık ifade ediyorlar. He hocam ya dedi. Bir yer daha var dedi, söz dedi. Orayı da dedi, yaptıktan sonra söz bir daha yapmayacağız. O da Kırıkkale'de bir marketin soyulması için adamlar içeride, daha içeride 7 kere girmiş çıkmış, içeride plan yapıyor. Tabii ben bunlara ağır konuştum. Siz dürüst insanlar değilsiniz dedim. Niye hoca öyle diyorsun ya dedi. Dedim eğer dürüst olsaydınız, bak bir hafta içerisinde bu kadar çok rahat dönüş yapmazdınız. Bunun üzerine birisi dedi ki, hocam dedi, ben bir kere o lekeyi alnıma yemişim dedi. Ben dışarıya çıksam bir hırsızlık olayı olsa dedi, emniyet kimi yakalayacak? Ben lekeyi yemişim dedi. Beni yakalayacak. Ben ona şunu söyledim. Türkiye eşittir Kırıkkale mi dedim. Hayır dedi. İşte koca Türkiye dedim. Ermesi İstanbul. Ve 12 milyonluk o zamanki nüfusla İstanbul dedim. Gitsen namusunla dürüst, helal bir şekilde çalışıp orada çay satsan, simit satsan, normal standartlar içerisinde hayatını devam ettirirsin. Kimse de sana, aa bak bunun alnında hırsızlık yazıyor, bu hırsız. Kimse de sana böyle bir şey demez. Namusunla da hayatını devam ettirebilirsin. Epey böyle konuştuk tabii ya. Mahcup oldu, kafasını eğdi. Bir müddet çıktı ama ne yaptı bilemiyorum. İşte bu noktada ayet caydırıcı hükmü getiriyor. Onun da ayrı hukuki şeyi var. Dediğim gibi sitemde onu da hırsızlık yapanların cezası ile ilgili ne kadar soyarsa ceza verilir. Neyse. Savcı, ya Mahmut diyor, bu kafama yatmadı diyor. Mahmut abi rahmetlik epey anlatıyor. Fakat savcı o konuda inat ediyor. Kafası almamış ya. Allah ders verecek ya. Ve aradan bir müddet geçiyor. Birkaç ay geçiyor. Bir gün savcı yıllık izine ayrılıyor. Yıllık izine ayrılıyor. Ve savcı 20 gün sonra geliyor ki evi tam takır. Evde hiçbir şey yok. Adamın birisi gelmiş kamyonu dayamış. Hani savcı giderken bavuluyla vesaire gidiyor ya. Yani bu manada işte evini taşıyor düşüncesiyle adam gelmiş kamyonu dayamış. Savcının evinde ne varsa almış götürmüş. Mahmut abi bu durumda yanına geçmiş olsuna gidiyor. Savcıya geçmiş olsun dileklerinde bulunduktan sonra savcı ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ya Mahmut diyor, daha ortada önceki durumu hatırlamadan bu adamları öldüreceksin, öldüreceksin diyor. Vallahi öldüreceksin diyor. Tabii Mahmut abi durur mu? Taşı gediğine koyuyor. Hayrola savcı bey diyor. Siz diyor el kesmeyi şefkate aykırı görürken hayrola ne oldu da siz kalkmış şimdi adamı öldürüyorsunuz. Oysa hırsızlık yapanın cezası İslamiyet el kesme diyor. Siz ise kalkmış adam öldürüyorsunuz. Öldürmeli diyorsunuz. Bu neyin nesisin diye o önceki durumunu hatırlatınca savcı hiç geri adım atmıyor. Yo yo Mahmut diyor. Ben aynen bu görüşümde sabitim diyor. O adamları gerçekten öldüreceksin diyor. Neden diye Mahmut abi sorduğunda savcı kendisince haklı taraflarını bularaktan şöyle izahatta bulunuyor. Mahmut diyor. Ben 20 yıldan fazla hırsızıyla, sarhoşuyla, berduşuyla, kopuğuyla herkesiyle uğraştım. Neler çektim. Ölümle karşı karşıya geldim. Doğu demedim, batı demedim. Dağ ilçesi demedim, falan yer demedim. 20 yıldan fazla orada burada sıkıntı çektim. O bütün kazanmış olduğum parayla bu evi ben düzdüm. Ya benim 20 küsür yılda o kadar sıkıntı içerisinde düzdüğüm evi adamın birisi geliyor, alıp götürüyor. Evi tam takır hale getiriyor. Sen de kalk da bunu diyor, affet. Kalk da sadece elini kes. Ne elini kesmesi Mahmut diyor. Bu adamları öldüreceksin, öldüreceksin diyor. Hadi aziz seyirciler. Ne yapmalı? Şimdi savcının dediğini mi yapmalı? Yoksa hakikaten hırsızın ölçüsü tabii ki dediğim gibi var, standartları var. O durumda elini mi kesmeli? O durumda serbest mi bırakmalı? O durumda 3 ay yatsın geri çıksın, 7 kere girsin çıksın, 20 kere girsin çıksın mı olmalı? Ne olmalı takdirsizim? Elbette ki mantıklı olmak lazım. Eğer hukuk isteniliyorsa, toplumun hak ve adalet içerisinde hayatlarını sürdürmek isteniliyorsa, insafla, vicdanla, anlayışla, inançla, ölçü ile ilahi hükümler doğrultusunda elbette ki meselenin düşünülmesi, ortaya konulması, test edilmesi, anlaşılması, hiç olmazsa vicdan düsturları, insaf düsturları içerisinde ya hakikaten böyle olursa ne olur, nasıl olur diye bir düşünmek gerekmez mi? Amaç nedir? Umumu mutlu etmek değil mi? Şimdi evet bir kişi ölmesin kısas ile.
Bir kişinin eli kesilmesin dediğiniz zaman 74 milyon, 76 milyon insanı heder ediyorsunuz. Bunun da farkında olmak lazım. Yani bu neye benzer biliyor musun? Bediüzzaman Hazretleri'nin güzel bir ifadesi var. Diyor ki, bu bazen hata ediliyor, devlet ricalinin hatası olaraktan bazen çıkıyor. Aç canavara karşı tahabbub, onlara sevgi ve muhabbet göstermek, aç olan canavara sevgi göstermek, onların iştahını açar. Döner dişinin kirasını ister diyor. Yani ortada bir aç canavar var. Şimdi o aç olan canavara, ay yazık ya, hayvan ölecek ya. Dur ki şefkat besleyeyim, bağrıma basayım, yanıma alayım, yatırayım, evime koyayım dediğiniz zaman, onu doyurduğunuz zaman aç canavarı, o aç canavar döner dişinin kirasını ister. Sizi yemekle kalmaz, dişinin kirasını ister. Bugün Türkiye'deki hukuksuzluğun ana noktası aç olan canavarları doyurmakla böylece dişinin kiralarını istemelerine sebep olmaktır. Bugün suçlular dişlerinin kirasını istiyorlar. Diş kirası. Devlet, sen, ben, biz hepimiz de diş kirası ödüyoruz. Ödemeyen var mı? Zannetmiyorum. Fazlasıyla ödüyoruz. Diş kirasını millet olarak, toplum olarak, tabii dünyaya şey yaptığınız zaman aynı şekilde dünyada bedelini çok ağır bir şekilde aç canavara bedelini, diş kirasını bu şekilde ödemiş oluyor. Nasıl buldunuz? Mahmud abinin bu izahı hakikaten düşündürücü, ibretli değil mi? Evet, ayet-i kerime toparlayacak olursak, ey iman edenler! Öldürülen kimseler hakkında kısas, yani suçsuz bir insanı kasıtlı olarak öldüren kişinin işlediği suça denk bir ceza olarak öldürülmesi, yetkili merciler tarafından yerine getirilmesi gereken bir yasa olarak size farz kılınmıştır. Hüre karşılık hür, köleye karşılık köle, kadına karşılık kadın, yani cinayeti kim işlemişse kısacası, cezasını da yalnızca o çekmelidir. Başkası değil. Katil hür bir insan ise sadece o hür. Köle ise sadece o köle. Efendisi niye suç çeksin ki? Hatta onun çocuğu niye çeksin ki varsa? Kadın ise yine sadece o kadın cezalandırılmalıdır. Katilin mahkeme tarafından cezalandırılmasını yeterli görmeyip, onun akrabalarından, kabilesinden, ailesinden intikam almaya kalkışılmamalıdır. Ve bu suç sabit olduğunda suçlu kadın da olsa, köle de olsa, efendi de olsa mutlaka cezalandırılmalıdır. Evet, böylece İslamiyet'te esas olan insan hayatının muhafazasıdır. Yani aslında şunu düşünmek lazım. Hakim de olsa, devlet ricali, başbakan, cumhurbaşkanı da olsa, şunu sormak lazım ki daha önceki cumhurbaşkanı öyle yapmıştı. 250'nin üzerindeki hapishanelerdekini çıkartmıştı. Hep geri içeri girdiler. Nasıl girdiler biliyor musunuz? Birkaç kişiyi öldürerekten içeriye girdiler. Hadi sen bu aç canavarları öldür, ondan sonra onlardan şefkat ve merhamet bekle, iyilik bekle, hadi bir şey yapma de. Tamam da Allah aşkına sen kimin namına kimi affediyorsun? Benim yakınımı, diyelim ki bir kişinin en yakınını, annesini, babasını, çocuğunu öldüren bir insanı sen kim oluyorsun? Hangi hadde binaen kalkıp da onun yakınını öldüreni sen öldürüyorsun? Hadi senin çocuğunu, anne babanı öldürmüşse sen affet, o ayrı. Affedebilirsin. Veya fidye alabilirsin, bedel alabilirsin, o ayrı. Ama bir başkasının, devlet ricaline sesleniyorum. Bir başkasının bir yakınını öldüren bir insanı, bir devletin ricalinin ben af çıkarttım size affediyorum demesi ne insanidir, ne İslamidir, ne aklidir, ne medenidir. Hiçbirisiyle bağdaşacak bir durum ve tutum değildir. İşte aslında o fidyeyi de İslamiyet getirmiş, bir alternatif getirmiş. Öldürülen tarafı af edebilme yetkisini de getirmiş. Bu yetki onun elinde olduğu için bu yetkiyi onun elinden alırcasına bir başkasının o yetkiyi keyfe ma yaşa bir surette kullanması ne haddi nedir ne de mantıki, insafi, ilmi, vicdani bir durum ve tavır elbette ki değildir. Yakınlarını da öldürmesi cezalandırılmadığı veya öldürülen tarafın keyfi olarak kendisinin devreye girerekten bir derece bunun bedelini onlara ödettirmesi gibi elbette ki böyle bir durumda söz konusu değildir. Kısa bir aradan sonra aynı sohbetimize devam edeceğiz.